Ha? Gerçekleri zaten biliyorduk. Tolga Bey de öğrendiğine göre. Tamam kardeşim, sakin ol. İstemiyorum ben iğne. Kardeşim, iğne yapmayacak, kan alacak sadece. Niye alıyorsunuz benim kanımı? Bana lazım. Küçük bir tüp. Niye lazım sana benim kanım? Hadi cennete gidelim. Yine herkesin huzurunu kaçırdın. Mutlu musun? Ben inanamıyorum. Cennet gerçekten annemin kızıymış. Kardeşmişiz biz. Söyledim ben sana. Herkes söyledi. Cennet senin kardeşin. Korkut yalan söylemedi. Korkut'u da Cennet'i de rahat bırak. Acele et biraz ya, gidelim şuradan. Ya ne oluyor? Sen niye bu kadar sinirlisin? Ceylan yüzünden değil mi? Tolga'yla geldi diye bozuldun. Benim bir şeye bozulduğum falan yok Cennet. İşim gücüm var. Anlamadığım bir şey var. Şimdi Ceylan'la Tolga yeniden mi beraber? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Artık Ceylan bitti benim için. Sen kızgınsın şimdi, ondan böyle söylüyorsun. Yoksa siz birbirinizi çok seviyordunuz. Ben de öyle zannediyordum ama... Öyle değilmiş. O da diğerleri gibiymiş. Hiçbir zaman gerçekten sevmemiş beni. Gerçekten sevse eğer böyle her zora girdiğinde çekip gitmez değil mi? O yüzden ben de vazgeçtim artık. Aşktan, sevgiden vazgeçtim. Böyle tek başıma yaşayıp öleceğim. Ben seni seviyorum. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum Cennet'im. Her şeyden, herkesten daha çok seviyorum seni. Ya... Tamam, tabii ki sen beni seviyorsun. Çünkü ben senin tek arkadaşınım. Ama benim bahsettiğim böyle bir şey değil. Benim bahsettiğim aşk. Hani... dipsiz bir kuyuya düşsen peşinden atlayacak kadar büyük bir aşk. Yani cehennemde yanarken o ateşin içine peşinden atlayacak bir aşktan bahsediyorum. Ben bunları Ceylan için yapardım. Atlardım yani. Ben de senin için atlarım. Ya Cennet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Şimdi şurada ölürüm senin için, biliyor musun? Umurumda olmaz. Yeter ki vazgeçmedim de. Sevmekten, aşktan vazgeçmedim de. Umutsuzluğa kapılmayacaksın. Gülümseyeceksin yine, söz ver. Saçmalıyorsun Cennet. Ciddiyim ben. Tamam, uzatma artık. Vazgeçmedim de, yoksa kendimi yine atarım yollara. Ya Cennet, sen niye uğraşıyorsun bu kadar benimle? Bana bak, yoksa sen bana aşık mı oldun? Yok değil mi öyle bir şey? Ya senin peşinden cehenneme gelecek kadar seviyorum seni diyorum. Altında başka bir şey arama işte. Versene oğlum ya. Boşum işte. Pas alsana. Boşum işte. Dikkat etsenize lan. Abartma Umut ya. Versene topu. Al ya. Sana top. Ne oluyor ya? Topu niye oraya atıyorsun? Canım istedi. Sana mı soracağım?
Manyak. Sen de annen gibi delirdin galiba. Sonra seni de atarlar hastaneye, görürsün. Sus lan. Ne diyorsun ya? Özür dile lan sen benden. Yemeyeceğim. Gelesin işte. Özür dile benden. Yemeyeceğim. Özür dile lan benden. Dilemeyeceğim lan. Delisin işte. Şişt, dur. Dur bakayım. Çekil çekil. Bırak. Ne yapıyorsun evladım? Kalk bakayım. Niye kavga ediyorsunuz? Siz arkadaşsınız. Ne kadar ayıp. Hadi dağılın bakayım. Evinize çabuk. Umutçuğum, niye kavga ediyorsun o çocukla? Söyle bakayım. Ay şu haline bak. Annen seni böyle görse düşüp bayılır. Eve girmeden bir üstünü başını temizleyelim, yüzünü yıkayalım, olur mu? Hadi gel. Annem göremez ki zaten beni. Neden? Evde mi yok? E daha iyi. O gelmeden tertemiz yaparım ben seni. Hadi gel. Annem beni bıraktı. Hastaneye yatırdılar onu. Artık orada kalıyor. Gelmeyecek. Canım benim. Korkma benden. Yemek yemedin ya, içime sinmedi. Elma getirdim sana. Bak buraya bırakayım. Acıkınca yersin. Ama yemen sen iyileşemezsin Emine. Karım da senin gibiydi. Ona çok benziyorsun. Saçların, yüzün. Ama bak yok şimdi. İyileşmek istemedi. Yemedi, içmedi. Sonunda öldü gitti zavallım. Elma sevmiyorsan başka bir şey getireyim. Ne istersin? Emine? Emine? Canım. Canım. Yine haberim oldu. Ay, sen geldin. Şey, hasta oldum ben işte. Çok hasta oldum. Biliyorum ya, biliyorum. Eve gittim, Umut'u gördüm, o söyledi. Umut, iyi mi oğlum? Kuzum iyi mi? Çok özledim ben onu, biliyor musun? Kokusunu özledim oğlum. Gülüşünü özledim. Çok özledim kuzumu. Anne dişini özledim. Biliyorum canım, biliyorum. O da seni çok özlemiş. Ama gidemem ben şimdi onun yanına. Hastayım ya. İyileşeceğim mi? Öyle gideceğim yanına oğlumun. Sen biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Öldürüyordum ben oğlumu. Ne oldum ben? Sakın 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 bir daha duymayacağım böyle dediğini. Sen benim tanıdığım en iyi annesin. Kötüyüm. Çok kötü oldum. Emine, Emine yüzüme bak. Bana bak. Sen çok iyi bir annesin. Keşke ben de senin kadar iyi bir anne olabilsem. Başına neler geldi, neler yaşadın ama yine de evladını bırakmadın. Sen çok güçlüsün. İyileşeceksin, bunu da atlatacaksın ve oğlunun yanına döneceksin. Döneceğim değil mi? Sen de çok iyi annesin. Sen benim annem olsan ben çok severim seni. Canım benim. Kardeşim gelmiş. Kardeşim gelmiş benim. Emine, ben gideyim tamam mı ya? Gideceğim ben. Sonra yine geleceğim. Tamam. Senin Emine'nin yanında ne işin var? Umut annem hastanede deyince merak ettim. Ha senin Umut'un yanında ne işin var? Yeğenimden de uzak dur. Bak Korkut, aramızda kötü şeyler geçti biliyorum ama lütfen Emine konusunda yardımcı olmam için izin ver. Ya sen Emine neyine yardım edeceksin ya? Ha? Sen kendi kızına yardım edememişsin ki Emine'ye yardım edeceksin. Uzak dur bizden.
Ben elimden geleni yapıyorum. Hangi anne böyle bir şey olmasını ister? Anneymiş. Sen annelikten ne anlarsın ya? Bak. Emine niye bu halde biliyor musun sen? Kötü bir annesi olduğu için, onu bulmak için yetimhaneden kaçmaya çalışması o kaza olmayacaktı. Ben sana cenneti getirdim. Sen ona sahip çıkamadın. Anne olamadın. Sen de kötü bir annesin. Ben cennetin beni affetmesi için elimden geleni yaptım. Ya ne yaptın Allah aşkına? Ha? Kıza güvenmemekten başka ne yaptın? Sen ne diyorsun? Benim bilmediğim gibi. Cennet sana başka bir şey mi anlattı? Bir şey mi söyledi? Gittin kıza DNA testi yaptırdın. Daha ne yapacaksın? O kız sana anne der mi artık? Ne testi? Ben test falan yaptırmadım. Tolga yaptırmıştır. Tolga'nın işi. Ona sahip çıkması gereken de sensin. Yapamadın işte. Cennet bundan sonra seni bir daha affetmeyecek. Ben de öyle. Cennet seni yanına getirdiğim için çoktan pişmanım. Sen kötü bir annesin. Çocuklarını hak etmiyorsun. Ne demek Cennet'le kardeşiz? Mümkün değil, olamaz. Test sonuçlarını kendi gözümle gördüm Tahsin amcam. Bu sefer doğru söylüyormuş Korkut. Peki şimdi ne yapacaksın, ne olacak? Gerçekleri kabullenip Cennet'ten özür dileyeceğim. Affetmesini bekleyeceğim. Ya peki bu sonuçların ne kadar doğru olduğuna emin misin? Yani güvenilir mi bunlar? Tahsin amca zorlama istersen daha fazla. Yanıldık işte, kabul edelim. Allah kahretsin bu Korkut. Bu işten de paçayı sıyırdı. Ben geldim artık. Yaparım. Sen hadi sevgili Korkut'un yanına git. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem işte. İstemiyor beni artık. Kavga ettik. Bitti. Aptal kızım. Hevesini aldı desene sen şuna. Ha? Erkekler böyledir işte. Kullanır atarlar. Nasıl yaparsın bunu Ceylan? Ha? Sen burada aşk meşk için ağlarken o geldi, alacağını aldı ve gitti. İnç yaşında her şeyini kaybettin. Ne yapacaksın şimdi? Beni de, kendini de, aileni de rezil rüsva ettin. Eşek gibi dinleyeceksin. Bunu o işi yapmadan düşünecektin. Anne, yapma. Şimdi ben suçlu oldum değil mi ha? Sen bunları yaparken, beni ve aileni üzerken neredeydin ha? Tolga! Nerede Tolga? Bahçede. Şey mi oldu? Sen ne hakla Cennet'e test yaptırırsın? Annem, ben yanılmışım. O testin nelere mal olacağını hiç düşünmedin mi? Senin yüzünden hayat boyu kızımı kaybedeceğim. Neden kabullenemedin kardeşine? Neden bana güvenmedin? Özür dilerim. Kabul etmiyorum özrünü. Bu sefer çok ileri gittin. Gönlüm, o testi yaptırmak için haklı sebeplerimiz vardı. Korkut yalan söylüyor. Cennet'i de alet ediyor, sizi kandırıyorlar. Korkut, Korkut. Takılmış plak gibi aynı şeyi söylüyorsun. Bu kadarı fazla artık ya. Ben sizi korumaya çalışıyorum. Bu ikisi bir şeyler çıkarıyor benden. Hayırdır? Ne oluyor burada? Sen benim kızım hakkında böyle konuşamazsın, tamam mı? Testin sonuçları çıkmış, sen hala yalan diyorsun. Sen nereden buluyorsun bu cesareti, söyler misin? Gerçeklerden. Korkut'un yalan söylediğinden adım gibi eminim. Çünkü... Çünkü ne? Ne? Ne biliyorsun?
Çünkü çocuğunuzu yetimhaneye ben bıraktım. Her şeyi anlatacağım. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum artık. Sen yıllarca benim acı çekmemi izledin ve tek kelime bile etmedin. Defol git evimden. Gönlüm. Defol git, bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Anne. Anne dur. Yine guruldadı. Çok acıktım. Bağırsam mı ki? Baba! Baba! Duyuyor musun beni? Ne var lan baba baba baba? Oğlum bir rahat ver, bir huzur ver. Dışarıda kimse kalmadı. Hava da karardı. Çok da acıktım. Artık eve girebilir miyim? Olmaz. Tamam, bekle burada. Al bunu zıkkımdan. Onun çok açım. Oğlum peynir koydum ya içine. Neyine yetmiyor lan peynir? Bunu bulamayanlar var nankör. Tamam baba, kızma. Nerede kalmıştık? Ya dur Ahmet, geç oldu, gidecek ben ya artık. Ya kız nereye gidiyorsun? Dur, daha doyamadım sana. Ne haber dayısının bir tanesi? Hoş geldin yok mu? Hoş geldin dayıcığım. Ne o? Babacığımız dama mı atıldı artık? Önceden bir öperdin. Sarılırdın. İyi ki varsın dayıcığım. Ya. Şşş. Duydun mu? Neyi duyacak Ahmet Bey? Şşş. Yavaş. Konuşma. Hatta sen hiç konuşma. Sus. Ya Ahmet ne oldu? Şşş. Dayıcığım söylesene. Ne yapıyorsun sen? Yemek yiyordum. Allah. Yedik. Niye öyle peynir ekmek yiyorsun? Bak annen yokken 100 gram bile verirsen annem bana hesabını sorar ha. Dikkat et, tamam mı? Baban nerede? Babam şey. Oo Ahmet Bey. Teşrif ettiniz bakıyorum. Bu çocuk niye peynir ekmek yiyor? Kendi istedi. Ben oğlum dedim, güzel güzel yemek yapayım dedim. Baba benim canım peynir ekmek istiyor dedi. Ben de kıyamadım, verdim. Şey, bak aklıma ne geldi. Sen de gelmişken şöyle ailecek çıkıp güzel bir yerde bir akşam yemeği yiyelim mi ha? Ne dersiniz? Yok yok. Biz bir birlikte içeri geçelim de mutfağa bir bakalım. Geç bakalım dayıcığım, otur sen şöyle. Gel benimle. Ne lan bu mutfağın pisliği? Dolaplar desen bomboş. Şey, ya ben bu ara biraz sıkışığım da. Yani maddi olarak.
Ben de isterim çocuğum her şeyin en güzelini yesin, içsin ama maalesef. Ne yaparsın? Düğme burun. Ben gidiyorum. Annen dönene kadar her gün geleceğim yanına. Tamam. Sen de istediğin zaman arayabilirsin beni ha. Anlaştık mı? Bak, baban şimdi sana ne istiyorsan onu yapacak. Sen de hepsini küt 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 indireceksin mideye. Tamam mı? Dayıcığım, iyi misin sen? Neyin var? Söyle bana. Yok, sadece annemi özledim. Tamam, biraz daha sabret. Düzelecek annen, gelecek. Tamam mı? Sen de öp. Aferin lan. Ağzın da pek sıkıymış. Aferin, aferin. Gitti mi? Gitti mi? Gitti, gitti. Gitti. Gel otur, biraz sakinleşelim gel. Yok Ahmet, benim kalp hala kütkün. İstemiyorum ben böyle stres. Ya ben senin stresini alırım hayatım. Ya. Alırım. Ya. Ahmet ya. İlaç vakti Emine. Hadi iç. Üzme beni. İyileşmen için içmen lazım. Bu kadar suçlama kendini. Eriyip gidiyorsun. Af diledin mi sen? Tövbe ettin mi? Tövbe edersen Allah affeder. Sen de kendini affedersin, huzur bulursun. Bak, bu kuş turna kuşu. Hiç yorulmadan çok uzaklara uçarlar. Oğlunu özlediğinde bu kuş olduğunu hayal et. Uçup onun yanına konu olur mu? Oğlumun yanına. Temizleneceğim, uçacağım. Kuş olup uçacağım oğlumun yanına. Gitmemiz lazım bizim de, artık burada yaşayamayız. Baba kız dağıttınız yuvamızı. Nereye gideceğiz? Burada çalışmaya devam edeceksin anne. Gönül, ama daha fazla katlanmayacağım. Tahsin yüzünden buradaydık. Artık bir bağımız kalmadı. Bir kafamı toplayayım. Bakacağız artık ne yapacağımıza. Kaç parça eşyam kaldı? Onu da sonra gelir alırım. Adresin belli olsun. Biz yollarız sana. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Bulurum gidecek bir yer. Siz yalnız idare edebilecek misiniz? Bir şeye ihtiyacınız olursa. Ederiz. Sen kendi başının çaresine bak. Anasını aldım. Güle güle. Şu düştüğümüz durumlara bak. Her şeyin sebebi korkut. Bir gün bunu anlayacaksınız. İnşallah çok geç olmaz.
korkma, çoktan başımıza belayı açtı bile. Haberi yok. Kimse temizleyemez artık. Korkut neredesin? Ya öldüm meraktan. Alo? Alo kimsiniz? Cevap verir misiniz lütfen? Cennet. Kızım ben. Yüksel annen. Bir şey mi oldu? Yok, telaşlanma. Ben üzgün olduğumu söylemek istemiştim. Bütün yaptıklarım için. Sana çok kötü davrandım. Cennet. Duyuyor musun kızım beni? Duyuyorum. Buradayım. Yüzümüze tüküreceğine kapımıza geldin. Bir ihtiyacınız var mı dedin. Paranız var mı? Bir derdiniz var mı? Emeğiniz var üzerimde dedin. Bize insanlık dersi verdin. Ağlama lütfen. Ağlamayacağım tamam. Ben seni yalnız bırakmam. Biliyorum sen çok merhametlisin. Sana çok kötü davrandım. Bütün emeklerim helal olsun sana. Yarın seni görmeye geleceğim. Yok gelme. Sakın gelme. Sen kurtuldun bu bataklıktan. Bari sen mutlu ol. Unut bizi kızım. Geleceğim. İyi tamam bekliyorum o zaman gel. Ne diyor? Yarın geleceğim diyor. İyi. Aferin kız, bize mi ayırdın vallahi? Hiç bozma. Borçlu bize. Yetimhaneden aldık. Hayatını kurtardık. Öyle kapıya gelip üç kuruş vermeyle bu işler olmaz. Hakkımızı verecek. Zaten babası da zenginmiş. Bana bak. Sen hala ne düşünüyorsun? Bu kıza acımak yok. O değil miydi bana iftira atan? He? Neredeyse şu mutlu yolunuzu yıkacaktı be. Kızım haksız mıyım? Söylesene. Haklısın. İyi akşamlar. Ne işin var senin burada? Kızımdan aldığın şey yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Ne soğursuz bir adammışsın sen be. Kızımı kullanıp bir kenara attın. Ama kabahat sende değil. Benim kızım da. Senin gibi ne idüğü belirsiz bir adama güvendik, kendini verdi. Şimdi ömür boyu o lekeyle yaşayacak. Kimseyi kullandığım, ortada bıraktığım falan yok. Kaçmıyorum, buradayım işte. Buradaymış. Kaç gündür bir kere bile aramadın. Ceylan içeride mi? Nereye gidiyorsun? Gerekeni yapmaya. Dediğiniz gibi. Üzerime düşen neyse onu yapmaya. Korkut, ne işin var senin burada? Evlenelim. Ne? Evlenelim diyorum Ceylan. Nereden çıktı bu şimdi? Yüzümü bile görmeye dayanamıyorum. Uzatma işte. Gidelim imza atalım. Ne gerekiyorsa. Ne gerekiyorsa. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım ben. Tolga bile yapmadı bana şu an seni yaptığını. Ceylan. Bak ben üzerime düşeni yapıyorum. Seni bırakmıyorum. Sahip çıkıyorum sana. Ben defol olmalıyım, sen de beni satın mı alıyorsun yani? Sen nasıl bir insansın? Herkesin hayatını mahvettin. Benimkini de. Mahvetmeye de devam ediyorsun. Defol git buradan. Peki. Keyfin midir? Ben elimden geleni yaptım. Korkut, ben ne yaptım diye benimle evlenmek zorunda değilsin. Git.
Korkma, başına bela falan da olmayacak. Özgürsün. Vicdanın rahat etsin. Tabii şu kadar vicdan varsa sende. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Hiç mi düşünmedin ne hissedeceğini? Bu kadar mı utanıyorsun benden? Nerede yaşıyorsun kızım sen? El aleme ne deriz? Anne, ben sana acı çekiyorum diyorum. Sen bana ne diyorsun? Ceylan, madem bir halt ettin, kendini de beni de bu işten kurtaracaksın. Ömür boyu bu lekeyle yaşayamayız. Anne, ben kötü bir şey yapmadım. Cinayet işlemişim gibi davranma bana. Şimdi anlamıyorsun. İleride birini seversin. Sırf bu yüzden vazgeçer senden. Kimse istemez seni. Anne. Ben beni sırf bu yüzden istemeyecek birini sevmem. Keşke sen benim yanımda olsaydın be annem. O zaman acım da utancım da azalır. Kahvaltı vakti. Tavuk asar mısın? Çok yorgunum, biraz daha uyuyacağım. Olmaz öyle şey. Hadi kalk artık. Böyle hayata küsmüş olmanın hiçbir gereği yok. Ben her şeyi düzelteceğim. Cennet buraya geri gelecek. Gerekirse özür dileyeceğim. Yalvaracağım, ayaklarına kapanacağım. Yine de kızını... kardeşimi sana geri getireceğim. İnanmaz ki. DNA testini benim yaptırdığımı düşünüyor. Öyle bir şey yok. Her şey benim suçum. İkna edeceğim ben Cennet'i. Gelecek buraya. Şimdi güzel güzel kahvaltını et. Giyin, süslen. Kuaföre git. Bildiğimiz gönül karanlığı ol yani. Kardeşim geldiğinde seni böyle görmesin. Gel buraya. Sen mi hazırladın bunu? Yok, Asiye abla. Onlar gitmedi mi hala? Tahsin amca gitti. Asiye ablalar ev bulana kadar burada kalacaklar. Al bunları da doğra. Yetmez onlar, az gelir. Soğanları da küçük doğra. Baştan sağma iş yapma. Öğren artık bu işleri Ceylan Hanım, ha? Artık bir geleceğin yok senin. Evlenip çoluk çocuğa karışamazsın. Mesleğin de yok. Annen gibi bir eve girip hizmetçi olursun. Anne yeter, üstüme gelme artık. İçim yanıyor benim. Neden Korkut'un evlenme teklifini kabul etmiyorsun? Neden namusunu kurtarmıyorsun? Anne yeter! Sen ne dersen de evlenmeyeceğim ben Korkut'la ya, anlamıyor musun? Tolga, kahvaltı masasına bir şey mi eksik? Yok Asiye abla, kahvaltı gayet güzel, ellerine sağlık. Ben istemeden konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Rezil rüsva aldık desene. Olur mu öyle şey, yabancı mıyım ben? Korkut'u da en iyi ben tanıyorum. Eninde sonunda böyle bir şey yapacağını biliyordum. Ne desek boş artık. Asiye abla... ben Ceylan'ı hala çok seviyorum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Olanlardan dolayı da kendimi sorumlu hissediyorum. Koruyamadım onu. Koruyamadık. Hiçbir şey yapamadık. Koruyamadık kız. Ben Ceylan'ı her haliyle seviyorum. Her şeyiyle.
Canla hala evlenmek istiyorum. Kimse duymadan... Yani olanları kimse duymadan evleniriz. Nasıl olacak Tolga? Ceylan hayatta razı olmaz. Babası razı edemedi onu. Bir de sen de ne istersen. Belki seni ikna edersin. Ne var? Bunu giyecekmişsin. Kim söyledi? Memduh Bey. Çok güzel bir takım ama. En kalitelisi ben. Memduh Bey avucunu yalar. Söyle ona giymeyeceğim. Eğer ısrar ederse de istifa ettiğimi söyler. Niye gülüyorsun Aslı? Biliyordum giymeyeceğini. Söyledim de zaten. Hatırlıyor musun? Neyi hatırlıyor muyum? Bana söz vermiştin. Bir ay boyunca surat asmıştın ama sonunda söz vermiştin. Hatırlamıyorum. Sonunda kabul etmiştin. Ama yeter artık, gül. Kabul ediyorum demiştin. Düğünümüzde benim için takım elbise giymeyi kabul etmiştin. O takım elbiseyi giymek Yılmaz'a kısmet oldu işte. Ceylanlarınız nasıl? Bakma öyle. Çok uğraştım siz birlikte olun diye. Aranızdan çıktım. Sıkıldım ben, bahçeye gidiyorum. Ne kadar garip değil mi Korkut? İkimiz de başkalarıyla denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Yani belki de kader bizi... Öyle bir kader yok aslında. Ben söylerim. Takım elbiseyi giyin. Canını sıkacak bir şey mi söyledi? Yüzünden düşen bin parça da. Bugün de tersimden kalktım diyelim. Korkut, dün akşam seni aradım. Neden telefonunu açmadın? Ya meraktan öldüm. Telefonu aç, iyiyim de kapat. Ya Cennet, çocuk muyum ben ya? Koskoca adamım. Ya bir izin ver, müsaade et. Biraz bir nefes alayım ya. Anladım. Bugün için bir takım planlarım var. Benimle gelmek ister misin? Yok. Gelemem. İşim gücüm var, çalışıyorum. Ne işin var senin burada? Babamın evi, sana ne? Ne kadar acıklı. Sen hala babam yalanını devam mı ettiriyorsun? Ya adam sana babalık yapmak istemiyor işte, anlasana. Çekil önümden. Çekilmezsem. Varsa yap, sinirlenmeyeceğim. Yapma ya. Dayak yemeyeceğiz yani bugün. Sevindim bak. Cennet'le konuşmaya geldim. Zamanımı harcama boşuna. Olmaz. İzin vermiyorum. İzin istiyormuş gibi mi duruyorum? Kardeşim o benim. Jeton yeni mi düştü acaba? Korkut. Ne var? Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Uygunsan. Tamam. Ne söyleyeceksen söyle, sonra çek git. Konuş hadi, tamam. Ben yokmuşum gibi işte. Öncelikle özür dilemek istiyorum. Tamam. Bu kadar mı? Kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Ama bilmeni istiyorum ki annemin bu DNA testi işinden hiç haberi yok. Ben gizlice tarağından saçlarını aldım. Haberi olsaydı asla izin vermezdi. Bir önemi yok. Çünkü artık ikinize de güvenmiyorum. Biz bir aileyiz Cennet. Böyle bir anda silip atamazsın. Kardeşlerken tutmazlar birbirlerini. Etle tırnak gibidirler. Arada kavga ederler belki ama... kopamazlar, ayrılamazlar birbirlerine. Belki birlikte büyüyen kardeşler öyledir Tolga. Ama biz öyle değiliz. Sen bana hiç inanmadın.
Şımar. Ben kötü biri değilim Cennet. Zamanla tanırsın istersen. Çok da iyi bir abi olacağım. Söz veriyorum. Tamam. Düşüneceğim. Böyle bir başlangıç değil mi? Haber bekleyeceğim. Neden böyle oldu doktor? Büyük bir ihtimalle gıda zehirlenmesi diye düşünüyorum ama tahlil sonuçlarınız henüz elime geçmedi. Cezaevine gönderelim sonuçları. Peki tamam, sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Hemşire, yetişin, acı vurun. Oğluma gideceğim ben. Oğluma gideceğim. Hemen bir sakinleştirici hazırlayın. Gideceğim ben. Affedecekler beni. Oğluma gideceğim. Oğluma gideceğim. Ahmet, benim izim gitmese keşke. Ben hep burada kalsam. O günler de gelecek gülüm, merak etme. Şu evi bir satayım. Hemen işten ayrılacaksın. Bir daha çalışmayacaksın. Kurban olurum kız sana. Dokunma bana. Sakın. Sakın. Bir daha bağırma ona. Saygısızlık istemiyorum. Anladın mı? Bana bak. Yeni annem bundan sonra o. Tamam mı? Alışsan iyi edersin. Annem gelecek yakında. Kurtaracak beni. Avucunu yalarsın, avucunu. Annenin evi artık hastane. Bana muhtaçsın oğlum, bana muhtaçsın. Anladın mı? Canımı sıkmasan iyi edersin. Ahmet bırak çocuğu. Geç. Senden nefret ediyorum. Hastaneden arıyorlar. Bakayım ben şuna. Tamam, gidiyorum ben abi. Alo. Ne oldu, bir sorun mu var? Tamam. Tamam, geliyorum hemen. Ne bakıyorsun sen? Öyle ev iş falan uygun bir şeyler buldum, arayalım mı birlikte? Gerek yok. Kalıyoruz. Anne dün gideceğiz artık buradan dedin. Biliyorum ben ne dediğimi. Bunamadım daha. Fikrimi değiştirdim. Neden? Yakında kardeşlerin gelecek. Ha? Bir bakacaklar ki hiçbir şeyi bıraktıkları gibi değil. Aile dağılmış, baban gitmiş. Bir de bir göz odaya gidip gece mi derdine mi düşelim ha?
Anne ben konuşurum Ece'yle de Selim'le de. Anlarlar onlar da. Uzatma Ceylan. Kalıyoruz. Babanın günahını biz mi çekeceğiz ha? Ahmet Bey, eşinizin rahatsızlığı obsesif kompulsif bozukluk. Yani doktor bey bir bozukluk olduğu kesin. Efendim? Ne dediniz anlamadım. Yani şey, asıl ben sizi anlamadım doktor bey. Daha basit anlatayım. Eşinizin bazı takıntılı halleri kendisine zarar verecek kadar ilerlemiş durumda. Peki tedavisi yok mu? Var. Sizi bu yüzden çağırdım. Elektroşok tedavisi uygulamamız gerekiyor. Bu yüzden izninize ihtiyacımız var. Şey yani bakın doktor bey ben gerçekten sizin söylediklerinizi anlamıyorum. Yani ne gerekiyorsa siz onu yapın. İmzanızı alacağım. Yalnız bilmeniz gereken bir şey var. Tedavinin yan etkileri olacak. Kısa süreli hafıza kaybı mesela. Yani bizi hatırlamayacak mı? Her vakada farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bazısı çocuklarını hatırlamıyor, bazısı annesini babasını. Ama geçici. En fazla 6 ay içinde hafıza problemi ortadan kalkar. Yani dediğim gibi doktor bey yani siz iyisini bilirsiniz. Ya zaten bunun aklı biraz kıt. Daha beter olacak değil ya. Siz verin bana o kağıtları ben imzalayayım. Yani Emine bir an önce iyileşsin de evine dönsün. Oğlumun gözü yollarda kaldı. Beni görüyorsunuz. Perişan oldum. Olursa olmaz. Doğum yeri Ankara. Yeni hayatına hoş geldin Onur. Şimdi hesaplaşma vakti. Önce gidelim Memduh Bey'in şu meşhur kızını bir görelim. Anlattığınız kadar güzel miymiş? Bir yakından bakalım.